Bu ataçlar, robotumuzun anteni olacak. Spot robotu bir yere çarptığını bu antenler sayesinde anlayacak. Antenin bir ucu düz olmalı. Çünkü anteni robota buradan silikonlayacağız. Robotu şöyle koyayım ki rahat rahat görebilin. Şimdi diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Bu kısım bayağı sabır istiyor. Silikonun bir kısmı aşağı damlarsa önemli değil, sonra temizlenir. Önemli olan anteni sabit tutmak. Bakın, çalışıyor. Antenleri yerine taktık. İsterseniz eğip büküp şekil verebilirsiniz. Ama şimdilik bu işimizi görür. Biz son bağlantımızı, yani LED gözlerimizin güç bağlantısını yapalım. Gücü bu anahtar vasıtasıyla açıp kapatacağız. Bu kısım biraz zor. Çünkü kablonun ucundaki halka çok büyük olmamalı. Çünkü fazla büyük olursa diğer kontağa temas edebilir. Ama fazla da küçük olmaması lazım. Bunu sonra tekrar silikonlarım. Hatta diğerini de tekrar yapıştırırım çünkü o da sallantıda. Kabloyu buraya yerleştirip kontağı tamamen geriye büküyoruz ki kablo yerinden çıkmasın. Bir de tutucuyla deneyelim. Bakalım işe yarayacak mı? Diğerine geçmeden önce bunu lehimleyeceğim. Pek fazla lehim gitmedi. Tekrar ısıtıp deniyorum. İşte, olması gerektiği gibi oldu. Evet, gördüğünüz gibi anahtar açık, gözler yanıyor. Kapatalım.
Karga burunda şunu iyice saralım. Tamamdır. Şimdi anahtarın altına biraz sıcak silikon sıkıyoruz. Evet, bu kadar yeter. Soğuyana kadar da bastırıyoruz. Sonra çok daha fazla silikonu anahtarın arka kısmına sıkıyoruz. Bu hem kabloları birbirinden ayırmaya hem de anahtarı yerine daha sıkı sabitlemeye yarıyor. Silikon sertleşince bulanıklaşır. Bekliyoruz. Robotun biraz daha iyi çalışmasını sağlamak için yapabileceğimiz bir diğer şey de, şu an açıyoruz, çalışıyor. Gayet iyi gidiyor. Ama yine de yapılabilecek birkaç şey var. Yapılabileceklerden biri, şunu kapatayım. Mesela bir ataç alıp tersine kıvırarak bir kuyruk yapabiliriz. Robot kuyruğunun üzerinde ilerler, böylece sürtünmeyi de biraz azaltmış oluruz. Bunlardan birini alıp şuradan geçirirsek pillerden birini çıkartıp teli geçirdikten sonra tekrar takarsak olması lazım. Evet, kuyruğu sabitlemiş olduk. Ayrıca ayakların etrafına ısıyla daralan makaronlardan da geçirebiliriz. Böylece robotun yol tutuşu artar. Hadi yapalım. Evet, makaronlardan birini taktık. Isı tabancası kullanabilir veya benim yaptığım gibi havyayı makarona yaklaştırabilirsiniz. Makaron daralacaktır.